Evet, memur kesiminin büyük bir kısmının uzun süredir beklediği bir düzenlemeydi aslında. Ek göstergenin artırılması, özellikle polislerden, hemşirelerden, öğretmenlerden böyle bir talep söz konusuydu. 3600 ek gösterge demek, memurların emekli olduktan sonra hem emekli maaşlarının hem de emekli ikramiyelerinin artması anlamına geliyor. Hemen tahtada gösterelim. Aslında iki aşamalı bunu anlatmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı bahsetmiş olduğu hemşireler, imamlar ve İdarecilerin şu andaki ek göstergeleri 2200 ve 2200 ek göstergeyle şu an emekli olurlarsa alacakları maaş 2522 lira emekli maaşı ve ikramiyeleri de 90.947 lira olacak bu ek göstergeden bugün emekli olurlarsa. Ancak Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu müjdeyle ek gösterge 3600'e çıkacak ve 3600 ek göstergeyle elbette hem maaşları hem ikramiyeleri artacak. Ne kadar artıyor hemen onu gösterelim. 2522 liraydı 2200 ek göstergeyle. Bu rakam 3163 liraya çıkıyor. Yine dediğimiz gibi bugünkü rakamlarla emekli ikramiyesi de 114.069 liraya çıkacak. Fark ne? Hemen söyleyelim. 641 lira emekli maaşında, 23.122 lira da emekli ikramiyesinde fark yaratacak 2200'den 3600 ek göstergeye çıkması. Dediğimiz gibi hemşireler, imamlar ve idareciler de. Tabii öğretmen, polis ve ilahiyat mezunu imamlarda bu durum biraz daha farklı. Onların ek göstergeleri 3000 şu an itibariyle ve şu an yine emekli olurlarsa 2594 lira emekli maaşı, 93.553 lira da emekli ikramiyesi alacaklar. Ancak onların da ek göstergesi artacak yine o müjdeyle birlikte ve maaşları 3163 liraya, ikramiyeleri ise 114.069 liraya çıkacak. Farkı hemen söyleyelim. 569 lira emekli maaşında bir fark olacak. İkramiyede ise 20.516 lira bir artış söz konusu olacak. Şunu da hatırlatalım. Bu sadece mevcutta çalışan emeklileri değil, daha önce emekli olmuşları da ilgilendiriyor. Yine daha önce 2200 ve 3000 ek göstergeden emekli olan yine polis, öğretmen, hemşire ve ilahiyat mezunları, imamlar bu uygulamadan yararlanacaklar. Onların da ek göstergeleri 3600'e çıkacak ve onlar da yine 641 ve 569 liralık maaş farkını alacaklar. Bir not daha aktarmakta fayda var. Mevcutta çalışanların sadece emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini de etkilemeyecek. Az da olsa normal maaşlarında, şu an aldıkları maaşları da yansıyacak bunlar. Onlar da 60 lirayla 153 lira arasında brüt bir maaş artışı olacak. Direkt maaşlarına yansıyacak. Dediğimiz gibi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun müjdesini verdi. 3600 ek gösterge seçimlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde de az önce aktardığımız tabloda olduğu gibi hem maaşları, emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri ciddi oranda artmış olacak.